Kıymetli misafirlerimiz, şimdi de NTV program sunucusu Sayın Melda Yücel Kocay moderatörlüğünde madencilikte sürdürülebilir ve sorumlu madencilik konusunu konuşacağız. Sayın Melda Yücel Kocay ve panelimizin konuşmacılarını sırasıyla sahneye davet etmek istiyorum. Buyurunuz Melda Hanım. Teşekkürler. Çok memnun oldum. Ben de. Ben konuklarımı davet etsem olur tabii mu? Tabii ki, nasıl arzu edersiniz? İzgah yapmak istiyorum. Tamamdır. Çünkü çok memnun Tamamdır. Oldum. Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Merhaba. Değerli arkadaşım da söylediği gibi ben Melda Yücel Kocaalp. Aslında sizlerin karşısına hem ekonomide hem haberde hem sağlıkta çıkıyorum. Yani haberin her kısmında varım, hayatın her kısmında varım. Tıpkı sizlerin hayatın her kısmında olduğunuz gibi. Madenciler de öyle değil mi? Onun için de hayatımız maden diyoruz ve maden çalıştayında bir araya geldik. Bugün aslında sizlere izninizle iki soru sorarak başlamak istiyorum. Sonra değerli panelistlerimi, konuklarımı davet edeceğim. İki sorumuz var. Bugünlerde hepimizin sorguladığı, üzerimize de yapışan bir mutsuzluk, umutsuzluk da varken kimler mutlu olmak ister? Herhalde herkes değil mi? Böyle soru mu olur Melda dersiniz? Kimler para kazanmak ister? Tabii ki herkes. Böyle soru mu olur Melda dersiniz değil mi? Burada niye varız? Neden çalışıyoruz? Şimdi bu noktada zenginlik sorgulanabilir. Zenginlik nedir? Asıl zenginlik nedir? Milli gelirden öte bir zenginlikten bahsediyor dünya aslında. Milli gelirden öte bireylerin, sizin, benim, çocuğumun, ileride yaşayacakların, Ayşe teyzenin, Kemal amcanın bireysel mutluluğu, refah, sosyal anlamda da gelişmişliği, kazandıkları ve yoluna çizilen o ışık, adalet, eğitim, her şey konulabilir buna. Bu anlamda mutluluk çıkıyor karşımıza. Aslında pandeminin hemen öncesinde İzlanda'nın başını çektiği bir mutluluk ekonomisi modellemesine geçiliyordu. Üç kadın başbakan, İzlanda, Yeni Zelanda, İskoçya. Onlar dediler ki gelin mutluluk ekonomisini hayata geçirelim. Ama bu mutluluk ekonomisinin alt tabanına da baktığımızda devletlerden, şirketlerden ve bireylerden, yani hepimizden fedakarlık isteniyordu. Şimdi sürdürülebilirlik diyoruz ya, işte o alt zeminle de buluşuyor bu nokta. Fedakarlık isteniyordu ki pandemiye takıldık, nefesten fedakarlık eder hale geldik. Evet, zenginlik nedir dediğimizde temiz sudan, candan öte bir servet, bir zenginlik var mıdır? Yoktur değil mi? Hepimiz yaşıyoruz. Bugün madencilik diyeceğiz. 4. madencilik çalıştayında buluştuk. Konumuz da çok kritik. Az sonra bunu da söyleyeceğim. Cep telefonundan kağıda. Her geçen gün daha da bizim hayatımızda maden olmazsa olmazken 12.500 yıllık bir tarihi geçmişin içerisini oluştururken bizlerde İstihdam adına, ekonomi adına olmazsa olmaz bir gerçekten bahsediyoruz. Az önce araştırma sonuçları da bunu gösterdi. Hepimiz kabul ediyoruz. Ama %60 ne diyormuş? İklime de zarar vermesin diyormuş. İklimi etkiliyor diyormuş. Bu konuda iletişim de son derece kritik. Bunu da konuşacağız efendim. Doğanın bize sunduklarını çıkararak sınırlı kaynaklarla sınırsız bir büyümek mümkün değil diyor o bahsettiğim mutluluk ekonomisi. Bugün bunun için kritik bir başlıkla toplanıyoruz. Sürdürülebilirlik, madencilikte sürdürülebilirlik ve sorumlu madencilik diyeceğiz ki pandemiyle birlikte az önce değerli panelistimiz söyledi %73 sürdürülebilirliği daha bilir hale geldik. Öncesinde söylemek bile zor geliyordu. Biz yayınlarda anlattığımızda diyordu herkes, çok havada kalıyordu. Şimdi bugün karbon ayak izini aşağı çekmek, olanı daha da azaltmak, zararlı etkiyi, temiz suya ulaşmak, hepsini konuşacağız ama bu kurla, bu enerji maliyetleriyle, doğal gazdan elektriğe zamlar da gelmişken nasıl olacak da olacak? Dedim ya, konumuz bunun için zor. Yeşil dönüşüm ama romantik bir söylemden öte ticari bir gerçeklik. Bunun için de Paris İklim Anlaşması'nı cebimize koyduk. İmzalar atıldı. Bundan sonra nasıl bir yol çıkacak? Bunu da konuşacağız. Bunun için işte son derece kritik başlıkta değerli konuklarımı çağırmak istiyorum. Madencilikte sürdürülebilir ve sorumlu madencilik dediğimizde Doktor Ercan Balcı, Türkiye Madenciler Derneği Genel Sekreteri, alkışlarınızla geliyor efendim. Bir diğer değerli isim, hoş geldiniz yeniden Ercan Bey, buyurun lütfen. Artık pandemide böyle yapıyoruz değil mi? Tokalaşmadan.
pandeminin bize bir diğer öğrettiği. Evet, Mehmet Yılmaz Altın Madencileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Türkiye Madenciler Derneği ikinci Başkanı. Hoş geldiniz Mehmet Bey, buyurun lütfen. Şöyle de oturulabilirdi aslında. Nasıl, öyle mi konu? Tamam, okey. Tamam. Devam ettiğimizde tabii ki sosyolojik dönüşüm, iletişim çok kritik değil mi? Bir şey söylüyoruz ama nasıl algılanıyor? Bu konuda da bize sosyolog Celile Ertuğ hocamız yardım edecek. Alkışlarınızı lütfen. Çünkü çok az hanım olduğunu görüyorum değil mi? Buyurun hocam. Ve Doktor Alper Sezener, Türkiye Madenciler Derneği Sürdürülebilirlik Direktörü'nde akışlarla sahneye davet ediyorum. Pek çoğumuz aslında, az önce Alper Bey'le de konuştuk, buyurun lütfen Alper Bey. Uzun sürenin ardından bu kadar toplulukla az bir araya geldik değil mi? Onun için biraz çekingeniz de, üzerimizden de bunu atmayı da düşünüyoruz. Yol haritasını çizerken. Şimdi Mehmet Bey, sizle sıralama olarak başlayamıyorum çünkü içerik olarak Ercan Bey'le başlayacağım. Lütfen yanlış anlamayın. Şimdi aslında biraz önce hep konuştuk, sorumlu madencilik dedik, bundan sonrası dedik. Olayı anlatmak adına hafızalarımıza kazınan, ben halk olarak söylüyorum, biraz önceki araştırmanın bir deneyi de olabilirdim ben, yani soru sorulan kişi de olabilirdim. Hafızalara kazınan çok başlık var. Bunları geride bırakarak soruyorum, ileride ne yapabiliriz bunu da konuşacağım. Bir teknoloji geliştikçe madenlere ne kadar daha insan dostu, ne kadar daha doğa dostu, iklim dostu diyoruz, o %60'ın kafasına takılan soruları gidermek adına bunu sormak istiyorum. Çünkü Ercan Bey, sizinle başlayacak olursak, bir sorumlu madencilik inisiyatifi dediniz siz. Tıpkı bizim oturumun başlığı gibi. Nedir bu? Yani nasıl bir inisiyatif almalı sektör? Bu anlamda nasıl ilkeler ortaya koydunuz? Ve bir anlamda da bilenler var, bilmeyenler var, maliyet hesabıyla bilmek istemeyenler var, gerçekten bilmek bilmeyenler var ama bir şekilde başlamak isteyenler de var. Nasıl bir yol çizelim, adım adım nereden başlayalım? Çok teşekkürler. Şimdi esasında az önceki araştırma bize çok fazla bilgi verdi. İki tane temel konu ortaya çıkıyor. Birincisi, kamuoyu bizi tam anlamıyla tanımıyor ya da biz tam kendimizi tam anlamıyla tanıtamıyoruz. Bu büyük bir iletişim açığına işaret ediyor. Diğer boyutu da Akan Bey'in bahsettiği gibi hep devlet devlet diye az önce konuştuğumuz şekilde bir self regülasyon, bir oto kontrol sektör olarak kendimiz hiç yanlış yapmıyor muyuz? Hiç yanlış yapmayan firma bir sektör olabilir mi? İçerisinde yanlış uygulamalar yapan, bütün sektörlerde olduğu gibi bizim sektörümüzde yanlış yapanlar var. Bu yanlışları nasıl azaltırız? Mümkünse nasıl bertaraf ederiz bütün hataları? Bunu da ancak yapsak, yani devletin zoruyla, işte kanunla falan bu işler olmaz. Medeni dünyada bu işler kendi kendini regüle etmekle çözülüyor. Yani sektör olarak biz şapkamızı önümüze koyacağız. Diyeceğiz ki bazı yanlışlarımız var ise bununla yüzleşeceğiz. Durduk yere kamuoyu kanaati olumsuz olmaz. Yanlış bilden de olabilir ama bazıları da, bazı yanlış kanaatleri de biz destekliyoruz. O eksiklerimizi gidermemiz lazım. Sektörümüzün büyük bir ekseriyeti doğru iş yapmaya çok özen gösteriyor. Ama bazı yatırımcılar da doğru iş yapmak istediği halde acaba nasıl bir yol haritası izlemem lazım ki hem doğaya daha dost bir faaliyet yürütebileyim, hem çevremdeki topluma saygılı davranabileyim, hem çalışanlarımın güvenliğini temin edeyim ve aynı zamanda da etik, şeffaf bir iş yapabileyim diye bunu arzu eden, ben eminim ki maden firmalarının büyük bir çoğunluğu bunu ister. Ama bunu nasıl yapacağımız konusunda zannediyorum Türkiye madencilik sektörü olarak biraz daha kendimizi geliştirmemiz, ilerletmemiz lazım. Medeni dünyaya bak, madencilikte gelişen dünyaya baktığımızda, sabah siz de sohbetimize değindiniz, Avustralya örneği veriliyor, bazen Kanada örneği veriliyor filan. Yani madenciliğin iyi yapıldığı ülkelerde, doğayla barışık, çevreyle, toplumla barışık ve çalışanlarının emniyetini sağlayan ülkeler şöyle bir metodla yola çıkmışlar. Diyorlar ki, ismi, kimi diyor ki sürdürülebilir madenciliğe doğru inisiyatifi, kimi diyor ki sorumlu madencilik inisiyatifi. Biz de ülkemizde Türkiye Madenciler Derneği olarak sorumlu madencilik inisiyatifi diye bir inisiyatifi sektörümüzün önüne getirme kararı aldık. Bunun ilk etapta dört tane bileşeni var. İlki sağlık ve güvenlik.
hep gündeme getiriliyor. Çalışanlarımızın güvenliğini, emniyetini sağlamamız lazım. Diğeri, çevreye yaptığımız eğer varsa baskı, onu minimize edecek şekilde doğa ve ekosistem hizmetlerini biz getireceğiz. Onların her birinin kriteri olacak, bahsedeceğim eğer müsaade ederseniz daha sonra. Sosyal diyalog ve yerel kalkınma. Üretim yapıyoruz, yöremizdeki insanlara, topluma katkılarımız oluyor. Bunları daha yapılandırmış şekilde, daha derli toplu şekilde hem topluma hem firma yatırımcılar olarak bizlere faydası olacak şekilde nasıl yapabiliriz? Bu soruların cevabını birlikte teklif edeceğiz. Bu konuda rehberlik yapmaya çalışacağız. Ve nihayet sonuncu olarak da dördüncü parametre de iş etiği ve şeffaflık. Biz bütün bu konularla ilgili olarak uluslararası örneklerden de kriterlerden de ilham alarak ama kendi Türkiye madencilik kültürünü yansıtacak şekilde yeni bir yol haritasıyla üreticilerimize, sektörümüzdeki paydaşlarımıza bir teklifte bulunacağız ve bu sorumlu madencilik yol haritasını sunacağız. Bu programa dahil olanlarla ilgili olarak biraz sonra arz ederseniz bilgi arz edebilirim. Evet, çok teşekkürler. Adım adım ilerlemek son derece önemli. Aslında daha öncesinde Mehmet Bey'le yayınlardan biz tanışıyoruz ve orada da bir şey söylemişti. Önce insan, sonra çevre, sonra madencilik. Evet. Gerçekten hani bunu iş yapış modeline yansıtmak son derece kritik başlık. Biraz önce o söylediği değerli araştırmacının %60'ı ikna etmek anlamında son derece kritik bu. Burada madencilik sektörü hep iş kazalarıyla anılıyor. Ben maalesef yıllardır yayın yapıyorum. Hı hı. Çok canımı acıtmıştır Soma'da yaşananlar, sonrasında Kaz Dağları'nda yaşananlar. Hepimizin hafızalarına kazındı bunlar. Tüm bunları bir şekilde geride bırakmadan, anlayarak, madencilere de güvenerek nasıl ilerlemeliyim? Sonuçta bir, ne diyelim, attığımız imza da var Paris İklim Anlaşması ile ilgili. Sağlık ve güvenlik konusunda daha iyi performans göstermek için nasıl bir yol haritası öneriyorsunuz? Özellikle altın başlığında çok tecrübeniz var zira. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi öncelikle hayatımız maden çalıştayı gerçekten artık bir tür öyle legendary madencinin hayatında, madencinin toplumla olan iletişiminde çok nadide bir yer almaya başladı. Bu çok güzel bir şey. İhracatçı birliklerine ve İstanbul Maden İhracatçı Birliği'ne çok teşekkür ediyorum. Aydın Başkan ve bütün STK'lar olarak bu işe çok önem veriyoruz. Çünkü iletişim kurmak zorundayız. Biz madenciler dağ başında çalıştığımız için çoğu zaman şehirlerde ne oluyor ne bitiyor farkında olmuyoruz veya çok da önem vermediğimizi hissediyorum ben. Oysa bugünün dünyasında sosyal medyayla işte elinde bir akıllı telefon olan herkes gazeteci gibi iletişim kurabiliyor. Yani her şey insan için. Biz Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı'yla Sayın Sadrettin Alpa'nın hayatını bir tür böyle bir dokümenter gibi bir kitapta toplamaya destek olduğumuzda Sadrettin Bey'in insanı maden yaşatır sözü bir motto olarak ortaya çıktı ve aklımıza, beynimize kazındı. Eğer her şey insan içinse bu günün dünyasında sanayide üretilen diğer bütün dallarda, madencilik dışında, tekstilde, otomotivde, sabahtan beri bütün sunumlarda görüyoruz. Bütün bu üretimlerin içinde insan için madencilik önemli, başat rol alıyorsa, şunu sorabilir miyiz? Topraklarında çok iyi bor olup da üretmeyen bir dünyada bir ülke olabilir mi? Topraklarında altın olduğu halde ben üretmiyorum diyen bir ülke biliyor muyuz? Veya kurşun, bakır, çinko, kömür. Bakın şu anda ki çok hassas bir dönemden geçiyoruz çevresel algı ve farkındalık anlamında. Almanya bile tekrar kömürü konuşmaya yeltenebiliyor. Çünkü topraklarında ciddi bir kömür potansiyelinden söz ediliyor. Hal böyleyse ve her şey insan içinse biz de ülkemizde üretimi dışa bağımlılığı azaltarak sanayiye ham madde sağlayarak üretimi körüklemeye veya artırmaya çalışıyorsak bu madenlerimizi işletmek zorundayız. Peki böyle bir hani tüme varım tümden gelim mantığıyla hareket ettikten sonra her şey insan için diyorsak
Bu işletmeler sırasında tıpkı bizim Türkiye Madenciler Derneği'nin sürdürülebilirlik kavramı içerisinde düşündüğümüzde birinci plana kimi koymalıyız? İnsanı koymalıyız. Bu insan kimdir? Bizim çalışanlarımızdır. Bu insan kimdir? O yörede yaşayan insanlardır ki çoğunlukla bizim iş gücümüz yörede yaşayan insanlardan gelir. Yani dün İvrindi'de çok güzel bir tören vardı, bir madencilik şirketimizin yaptırdığı okul ve bir tesisinin de online açılışına katıldık. Bütün amaç oradaki insanlara iş vermek. Dolayısıyla bizim iş gücümüz zaten o madenin civarında yaşayan insanlardan oluşuyor. Bir anlamda bizim hem denetçimiz hem de çalışanımız. Peki buradan bir tık ileriye gittiğimizde bizim en büyük problem yaşadığımız, hatta biraz da haksız yaşadığımız, bakın madencilik sektöründeki iş kazaları ve insan kayıpları hiçbir zaman tolere edilemez. Ancak diğer sektörlerle karşılaştırdığında aslında bize böyle çok ön plana ve bir mercek altındaymış gibi abartılarak görülen ciddi bir handikapımız var. Bizim artık bunu tolere etmemiz mümkün değil. Gerçek neyse onu kabul edip ona göre üstüne gitmemiz gerekiyor. Dolayısıyla iş güvenliği, siz de söylediniz, işte Soma'dan bahsettiniz. Yine Kaz Dağları olmadığı halde Kaz Dağları'na çok yakın olan bir bölgedeki bir başka projede yaşanan sıkıntılardan bahsettiniz. Sizi samimi olarak size bir şey söyleyeyim. O gazetelerde o fotoğrafın çıktığı gün benim eşim bana şunu söyledi. Bu böyle mi gerçekten? Burası böyle mi kalacak? Böyle kalacaksa ben de işte yani senden şikayetçiyim gibisinden sabah ciddi ciddi kahve sohbetinde böyle bir sohbetimiz oldu. Şuraya geleceğim. İç denetim. Evet, üst denetim hatta. İç denetim, üst denetim. Bu arada gerçekten bu yaşananların hepsini biz şuraya getirmek istiyoruz. Bize çalışmaya gelen, madenimizin yanında yöresinde yaşayan insanların hayatını akşam sağ salim evlerine gitmelerini sağlamak zorundayız. Değil mi? Ki bu sürdürülebilirlik konsepti içerisinde önce insan dediğimiz kısma tam da oturuyor. İş güvenliğinde bizim modern madencilik tarafında gördüğümüz temel 4-5 tane prensip var. Onlara bağlayıp birinci bölümdeki konuşmamı bitirmek istiyorum. Lütfen. Bir tanesi liderlik. Bir iş yerinde eğer iş güvenliğini ön plana çıkartmak istiyorsanız, yapılmış olan o protokol, yerinde güvenlik veya protokole bağlı güvenlik, yani bir işçi iş yerine gittiğinde kendi aklına yatmayan bir iş güvenliği kondisyonu varsa, işte çalışmama hakkına sahip olmalıdır. Dünyadaki bütün büyük ülkelerin, madencilikte ileri gitmiş ülkelerin ortaya koyduğu protokollerden bir tanesidir. Dolayısıyla lider nasıl davranıyorsa, şirketin patronu veya şirketin genel müdürü, iş güvenliğini ne kadar önemsiyorsa, inanın altındaki işçi de o kadar önemsiyor. Ben bundan 7-8 sene önce bir trafik kazasında bir arkadaşımızı kaybettik. O gün bütün şirket arabalarına Arvento koyulması talimatını verdim. Kendi aracım da dahil. Bütün limitlerin hepsine ben de uymak zorundayım. Uymadığım anda yönetim kurulu bana da uyarı gönderiyor. Eğer bir yıl içerisinde 5 sefer uyarı mektubu alıyorsa bir çalışan, ben de dahil, şirket arabasını kullanmaktan men ediliyor. Dolayısıyla burada liderlik çok çok önemli. Lider nasıl davranırsa şirketin altında çalışan da ona göre davranır. İkinci konu, iş yeri eğitimleriyle bunu çalışanlara beynine kazıtmak. Sürekli iş yerinde verdiğiniz eğitimlerle mevzuat tarafındaki eğitimin bir minimum limiti vardır, saat limiti vardır. Ama bizim iş kolumuzda o minimum limitin ben yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bizler üstüne koymalıyız. Çünkü bu algıyı biz geriye çekmeye çalışıyoruz. Sıfırdan bile başlamıyoruz, eksiden başlıyoruz. Dolayısıyla bu eğitimle aşağıya bunu yaymak. Son olarak da iş güvenliğinde en temel konulardan bir tanesi ödüllendirmek. Ve toptan ödüllendirmekten bahsediyoruz. Biz 4 değişik birimin başında çalışan insanlarız.
Siz ocakta çalışıyorsunuz, ben mobil bakımda çalışıyorum, Ercan Bey çevrede çalışıyor diye böyle bir sıramız var. Herhangi bir bölümde yaşanan iş kazası bizim en büyük primimizi oluşturan iş güvenliği priminin tamamen ortadan kalkmasına sebep olur. Dolayısıyla siz iş yaparken bir iş güvenliği kuralını ihlal ediyorsanız, Ercan Bey gelip diyor ki Melda Hanım lütfen bunu böyle yapmayın, bir iş kazası olabilir ve iş kazası olduğunda hepimiz bu bonuslarımızdan oluruz. Lütfen dikkat edelim. Çünkü bir ucundan köşesinden ekonomiye bağladığınızda o zaman farkındalık ve dikkat seviyesi en az bir iki tık yukarıya çıkıyor. Ve eninde sonunda inanın bütün dünyadaki iş güvenliği terminolojisinin kökünde yatan çok güzel bir motto vardır. Her kaza önlenebilir. Bu 2x2=4. Her kaza önlenebilir. Yeter ki liderlik olsun, yeter ki farkındalık eğitimleri olsun ve iş yerinde çalışan insanın güvende olmadığını hissettiğinde orada çalışmayı geçici de olsa durdurup düzeltme hakkı olsun. Sistem de onu korusun ama. Sistem onu koruyacak ve bununla beraber de ödüllendirme mekanizmasını devreye soktuğunuzda artık arabasını kullanırken veya patlatma yer altında jumbo'yu kullanırken veya yani bunu her anlamda çoğaltabilirsiniz. Çevresel riskleri kafasında planlarken, kafasında bunun senaryosunu oluştururken ya ben işte atı susuzlaştırdım ama içindeki bu birikmiş, boşlukta birikmiş suyun davranışını nasıl öngörürüm, yüzey suyunu nasıl planlarım, bütün bunları eğer kafasında senaryolaştırıp evet burada bir risk var, eğer buraya müdahale etmezsem atık barajımda bir yarılma olur, çatlama olur ve bu dereye gider, deredeki balığı öldürür, insanı öldürür. Bu silsileyi kafasında canlandırdıktan sonra müdahale etkisini de vermeniz lazım. Ki biz bu anlamda iş güvenliğinin son aşamasında her ne kadar her şeyi dört dörtlük planlasanız bile olacak bir iş kazasında Allah göstermesin iki temel aşama var. Bunları da planlamanız lazım. Çünkü o panik anına girdiğiniz anda müdahale etmeye fırsat veya müdahaleyi planlama fırsatınız yok. Dolayısıyla birinci planımız acil eylem planı. Bir iş yerinde herhangi bir iş dalında kaza olduğunda sizin hazır bir acil eylem planınız olmalı. Ve o acil eylem planında kim kimi arayacak, nereye kadar çıkacak, bu acil eylem planında sahada kim hangi misyonu üstlenecek, hangi ekipmanı nereye yönlendirecek. Bu birinci bölüm. Bunun birkaç tık üstünde de Allah göstermesin can kaybı veya daha büyük böyle global etki yaratacak bir dönemde de kriz yönetim planımızın olması lazım. Kriz yönetim planında ise devletin ilgili birimleriyle ne şekilde, hangi hızda, hangi düzen içerisinde temas kurulacak ve bu temas kurulduğunda da özellikle iş yerindeki çalışanların aileleri, basın ve sivil toplum örgütleriyle ne şekilde iletişim kurulacak? Burada kimin yetkisi nereye kadar? İnanın bu çok önemli. Çünkü bu tür iş kazalarının birçoğunda hepimizin başımıza geldiğinde panik yaptığımız nereye, kime gideceğiz, kiminle konuşacağız derken aslında en büyük zarar orada oluyor. Buna yani tekrar hatıralara, hafızalara geri döndürmek istemiyorum ama Soma'nın kaza olduğundaki aşamalarını izlediğimde belirli bölümlerinde bu planlamanın olmaması ciddi sıkıntıları üstüne üstüne getirdiğini görüyoruz. Biliyorum birazcık uzattım ama şunu söyleyeyim, yeri geldiği için söyleyeyim. Biz kendi sektörümüzde iş güvenliği dalında çalışanlarımız arasında çok objektif yaptığımız değerlendirmelerde şunu gördük. Bu panelin sunucusu olmanız sebebiyle bunun altında çizeyim. Kadınların madencilikte de iş güvenliğinde de erkeklere nazaran son derece daha hassas ve daha iyi görevlerini yaptığını gördüğümün altını çizmek istiyorum. Bu anlamda
kadının yapabileceği erkek işi gibi görünen birçok işte emin olun erkeklerden çok daha iyi işi, bu işi çok daha iyi yaptığını şahit olduğum için altını çizmek istedim. Teşekkür ediyorum. Evet. Beyler yanlış anlamasın, o zaman madencilik sektöründe daha fazla kadın istihdamı gerekiyor diyelim. Evet, aynen öyle. Şimdi önemli şeyler söylediniz. Bir tasarruf noktasına baktığımızda en büyük bonus can aslında, ama unutabiliyoruz. Onu tetiklemek adına o bonus vurgunuz önemliydi. Bir altın, kömür, mermer, her tamam hepsi madencilik yapıyor ama belki farkındalık seviyeleri ve bilinçlenme ve uygulama seviyeleri farklı. Onun üst noktada eşitlenmesi nasıl olabilir, onu da konuşalım birazdan. Ve bu süreçte de bir hanım katılımcıya dönelim değil mi? Celile Ertunç'a dönelim. Şimdi hocam son derece önemli. Soma diyoruz, ben Kaz Dağları diyorum. Çünkü ben halkım, öyle kazındı kafama ve öyle devam ediyorum. Onların da belki düzeltilmesi adına bir şeyler yapılabilir. Hafızalarımıza yerleşen pek çok şey var. Biz aslında halk olarak, vatandaş olarak, tüketici olarak neyse her neyse isim, o yöre olarak güven duymak istiyoruz. Bilmek istiyoruz, saygı duymak ve hem eğitim anlamında hem maddi anlamda, sosyal anlamda nasıl bir üniversite bir yere gittiğinde kalkındırıyorsa kalkınmak istiyoruz. Bunun için de iletişim, iletişim, iletişime geldik. Dönüyoruz, dolaşıyoruz, bizim işe geliyoruz. Ne yapmalı, nereden başlamalı, nasıl güvenmeliyiz, maden firmaları paydaş iletişimini nasıl planlamalı? Çok teşekkür ediyorum. Bir önceki sunum aslında bizim yapacağımız konuya temel bir altlık oluşturdu. Çünkü hep iletişim, iletişim, iletişim duymak ve güven duymak istiyor dediler. Güven biliyorsunuz çok zor elde edilen, ince ince uğraşılarak elde edilen ama en ufak bir durumda da çok hızlıca kaybedilen bir duygudur maalesef. Bunun için de bizim planlı ilerlememiz gerekiyor bu konuyla ilgili olarak. İletişim, iletişim, iletişim. İletişim sadece belli boyutlarla ya da belli kısımlarla iletişim değil. Çünkü anketi gördünüz, ankette sorulan sorular hem yöre halkına, hem oradaki üniversitelere, hem yerel yönetimlere, sivil toplum örgütlerine, kamu kurum kuruluşlarına sorulan sorular ve alınan bilgilerden gelen değerlendirmeleri sunuyordu bize. Demek ki bizim çok yönlü bir iletişim ağımızın olması gerekiyor. Öncelikli olarak ben bunu birazcık daha detaylandırmak istiyorum. Çünkü anket sonuçları buna ihtiyaç olduğunu gösterdi. Bir stratejimizin olması gerekiyor. Bu hem maden firmaları olarak hem de sektör olarak bir strateji çatısı altında buluşabilmeli ve bu strateji, iletişim stratejisi çok kısa, tamamen slogan şeklinde sunulabilecek, açık, şeffaf, güvenilir ve çift taraflı iletişim olanağı sağladığını belirten bir sloganın olması, stratejinin olması gerekiyor. Bunun altında bir iletişim planı, onun altında paydaş iletişimlerini nasıl yöneteceğimize dair bir planlama yapmamız gerekiyor. İsterseniz maden sektörü hali hazırda işletiliyor olsun, isterseniz yeni bir alana yeni girecek olun. Bütün bunları önceden planlıyor olmanız sizin orada uygulayacağınız işleri kolaylaştıracaktır. Hem zaman olarak, hem emek olarak, hem de bütçe ve finans olarak sizi daha etkin ve uygulanabilir bir yolun içine yönlendirecektir. Çünkü geçmişte yapılan birçok şey vardı. Bu hem sektörün hem bizim kendi Türkiye'nin kültürünün, yasalarının, yönetmeliklerinin bizi getirdiği nokta. Şu anda durduğumuz nokta var. Sürdürülebilirlikten bahsediyoruz, uluslararası standartlardan bahsediyoruz, yeni teknolojilerden bahsediyoruz ve bunlarla birlikte ileride ne yapacağımızı düşünüyoruz ve ileride yapacaklarımıza dair bir planlamamızın, ama ciddi bir planlamamızın olması gerekiyor. Bunun için ne yapacağız? İlk önce oturduğumuz yerden paydaş dediğimiz bize dokunan ve bizim dokunduğumuz herkes diye düşüneceğiz. En yüksekten başlayalım. Tüm kamu kurum kuruluşları, onun altına inelim bakanlıklar, onun altına inelim yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri. O soru gelmişti çünkü. Bunlar isterse radikal olsun, isterse protestolar yapanlar olsun,
bizim çalıştığımız alanla ilgili hangi sivil toplum örgütü, kurum kuruluşu varsa ilgili olabilecek, onlar da bizim paydaş listemizin içine giriyor. Arkadaşımız o konuyla ilgili benden önce çok güzel söyledi. Onlar bir şey yapmadan siz proaktif olarak bir şeyler yapmak zorundasınız dedi. Bu sadece madencilik sektörüne özel bir durum olmadığını, yaklaşık 25 yıldır ulusal ve uluslararası projelerde çalıştım. Enerji sektöründe, madencilik sektöründe, altyapılar, projeler sektörlerinde. Burada da sürekli uyguladığımız bir yöntemdir. Sonra sivil toplum örgütlerinden sonra yerel kamu kurum kuruluşları geliyor. O bölgede yaşayan kişiler geliyor, halk geliyor, insanlarımız geliyor. Bunlar bir tarafta, diğer tarafta biz varız. Şirketin içinde çalışanlar, en üstten alta kadar tüm çalışanlar ve farklı gruplarda ve kurumlarda çalışanlar da birbirinden haberdar olmak zorunda. Bunlar nasıl haberdar olacak diye paydaş listemizi hazırladıktan sonra her birinin riskine ve mevcut durumuna göre hangi aralıklarla ve hangi yöntemlerle hangi konuları kimlere nasıl söylemeliyiz diye bir planlama yapmamız gerekiyor. Bazı gruplar bazı bölgelerde ve yörelerde çok fazla etkin olabilecekken diğer yörelerde daha az etkili olabilirler. O yüzden ben uluslararası standartların stratejisini ve genel yaklaşımını çok beğendiğim halde yerel boyutta uygulamak gerekiyorsa o bölgenin kendi dinamiklerine göre yoğrularak tailor-made dediğimiz özel bir dikim olarak bir plan hazırlanıp o bölgede kullanılmasını istiyorum. Yoksa uluslararası standartlar her bir uygulayıcıya der ki kendi paydaş katılım planını kendin hazırla. Uluslararası standartları hazırlamışken bir plan hazırlamak onun için zor bir şey değil. Elimize verip bunları da uygula diyebilirdi. Ama Türkiye'de bile doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine farklı dengeler ve durumlar söz konusu olduğu için herkes kendi yaptığı işin özelinde ve kendi bulunduğu çevrenin özelinde oranın dinamiklerini ve sosyoekonomik koşullarını göze alarak hem paydaşlarını belirleyecek hem bu paydaşlarla hangi bilgileri ne kadar süreyle hangi yöntemle ve nerelerde paylaşacağını detaylı olarak yazacak. Bunun içinde görev ve sorumluluklar da çok önemli. Bunu hazırladıktan sonra elimizde güzel bir plan var. Kim uygulayacak? Halkla ilişkiler, iletişim bölümü. Hayır, halkla ilişkiler veya iletişim bölümü değil. Eğer projenin en üstündeki CEO'su, genel müdürü de çıkıp hem medyayla hem kamu kurum kuruluşları ile görüşüyorsa herkesin bu konuyla ilgili görev ve sorumlulukları var, onayları var, taşın altına elini koyması için kendi bölümüne, birimine düşen hem bireysel hem kurumsal bir takım yaptırımları var. Bunları da tüm birimler bir araya gelerek yaptıkları görev dağılımında kabul edecek, sorumluluklarını bilerek ilerliyor olacaklar. Bütün bunlara karar verirken elimizde iki tane verimizin olması gerekiyor. Bir tanesi mevcut durum nedir? Biz hangi koşullar içinde, eğer yeni bir sahaya giriyorsak, oradaki mevcut durum ne? Biz buraya gelmeden evvel ne vardı? Biz geldikten sonra neleri etkiliyor olacağız? Etkilediğimiz şeyleri en aza indirmek için neler yapabiliriz? Eğer herhangi bir şekilde önleyemiyorsak bunlar için artı yapabileceğimiz bir şey var mıdır diye düşünmek. Bu sadece sosyal anlamda değil, sosyal, çevre, istihdam, güvenliği her açıdan düşünülmesi ve karar verilmesi gereken bir şeydir. Çevresel ve sosyal etki değerlendirmesi raporu ulusal standartlara göre özellikle sosyal ayağı çok kısıtlı olmasından dolayı uluslararası gerekliliklerin benimsenmesi ve böyle gerçekten riskli sektörlerde ve kendini itibar yönetimiyle ifade etmesi zorunlu olan sektörlerde bu konuya birazcık daha ağırlık verilmesi gerekti. Sadece ulusal standartlar bir toplantı yapılmasını gerektiriyor ve biz bu toplantıyı yaptık diye kendini o sorumluluğun dışında tutmak yerine ben bu konuyla ilgili sadece kendi şirketim ve madencilik sektörü için daha fazla neler yapabilirim diye bakmak daha etkin bir yola ulaştıracaktır bizi. İkincisi ise risk yönetimi. Oturup olası riskler nelerdir? Olabilecek
öngörülebilen riskler nelerdir? Öngöremeyeceğimiz ama doğal afetler vesaire olabilecek durumlar nelerdir? Bu konu için birazcık farklı birimlerin oturup beyin jimnastiği yaparak bu riskleri sıralayıp risk önleyici yöntemlerimiz neler olabilir diye bunlara ait yöntemleri de belirlememiz, hatta bunları da zaman zaman güncelleyerek bu uygulama planlarımızın içine aktarmamız bizim iletişim diye önümüze konulan sınırı aşmamız için elimizde epey bir destekli tool diyeceğim, araç olarak bize çok yardımcı olacaktır. Ama bunun bir şirket, iki şirket, üç şirket tarafından yapılması maalesef sektörel algıyı değiştirmeyeceği için sektörel olarak tüm bu sivil toplum örgütlerinin belirleyeceği bir şemsiye altında optimum bir takım standartlara uymak konusunda birbirimize yardımcı ve destek alarak ilerlememiz sektörel algının da toparlanması konusunda yardımcı olacaktır. İkinci bölümde de bunları nasıl uygulamamız gerektiği ve bunların sürdürülebilir olması için ek neler yapabileceğimiz konusunda bilgi vereceğim. Ama şunu söylemek istiyorum, bu planlama ve uygulama bizi krizlere gelmeden önce donanımlı kılmak adına çok önemli. Bunun için zaman harcayacağız, insan kaynağı harcayacağız, bütçe harcayacağız ama bir kriz olduğunda o krizi yönetmek için harcayacağımız zaman, insan kaynağı ve paradan çok daha ekonomik ve etkin olacaktır. Çünkü sivil toplum örgütleri bizlerle çatışmaya girdiği anda en azından bugüne kadar geldiğimizde harcadığımız çabayı bilirler, görürler ve değerlendirirlerse kontrol edemediğimiz durumlarla ilgili karşılaştığımız krizlerde oturup anlaşma yolu bulacaktır. Bu seviyeye geldik ama gelmeden evvel bu sektör şunları gayet güzel yaptı. Artık bu da kontrol edilemeyen bir şeydi diye bizimle birlikte onun çözümü konusunda katkı bile sürebilecek seviyeye geleceklerdir diye düşünüyorum. Evet. Sağ olun. Az sonra size geleceğiz. Alper Bey'e geçeceğim ama Mehmet Bey bir şey söylemek istiyor. Lütfen. Çok kısa bir iletişimle ilgili, hani hayatımın 25 senesi köylerde geçtiği için benim şöyle bir şey söyleyeceğim, bilmiyorum katılır mısınız? Bizim sektörümüzün dinamiği gereği benim inancıma göre köyler ve köy kahveleri bizim kalemiz olmalı diye düşünüyorum. Yani iletişimin ilk ayağını orada başlatmalıyız. Çünkü evinin arka bahçesinde adam gelmiş bir şeyler kazıyor, mermer çıkartıyor veya altın çıkartıyor. Adamın hiçbir şeyden haberi yok. Gidip hiçbir şey söylenmemiş, iki cümle laf edilmemiş. Ve iletişimin de bizim sektörümüzde en önemli yeri köy kahvehanesi. Samimi söylüyorum, ben yaşayarak görmüşümdür. Kahvede oturup okey oynamakla, onlarla vakit geçirdiğinizde onlar sizin onlardan farklı olmadığınızı görüyor. Maç seyrediyorsunuz, teknik direktör gibi takım kuruyorsunuz, takım dağıtıyorsunuz. Onlar evet ya bu bizim gibi, bak bu da bizim gibi maç seyrediyor. Veya ne bileyim işte siyaset konuşuyorsunuz, magazin konuşuyorsunuz, falanca aktör, aktris ne giymişti onları konuştukça. Yani halkla ilişkiler hakikaten halkın içinde olmaktan geliyor. Ben bunu gerçekten deneyimleyerek gördüm. Bu anlamda iletişimin ez cümle ilk ayağı sanki köyden veya bulunduğumuz yörenin ta kendisinden başlıyor. Çok haklısınız. Uygulamaya geçtiğimizde onları anlatacaktım ben de. O bölgeye gidiyorsunuz ve iyi komşuluk ilişkileri geçirmek zorundasınız. Evet. Çünkü siz bir kurumsunuz, onlar yüzyıllardır orada yaşayan bir kültür. Onları anlamanız lazım. Evet. Bu nasıl bir kültür? Kimdir, nedir, etnik kökeni nedir, sosyal alışkanlıkları nelerdir, gelenekleri, görenekleri nelerdir. O yüzden dedim ya, bir plan herkese işlemez. Kuzeyde ayrı, güneyde ayrı, doğuda ayrı, batıda ayrı. Oturup onlarla konuşmanız lazım. Onlara kendinizi anlatacaksınız ama bir de dinlenme var. İletişim çift yönlü bir şey. Onların da dinlenmeye ihtiyacı var. Kesinlikle. Evet, az sonra diyelim mi hocam burada? Az sonra bunlar olacak diyelim.
oturup anlatacaklar çünkü. Onlar da dertlerini anlatacakları birini arıyorlar. Siz misiniz yoksa Ercan Bey mi? Hangi gerçek olmak gerekiyor bence. Evet. Mış gibi değil. Gerçekten bunu yapıyor. Onu hissetmek güven o anlamda. Tabii. Ben burada dedim de kandırdım onu ikna ettim diye düşünmek değil. Ya da üstten bir perdeden değil. Dediğiniz gibi kahvede doğrudan sohbetiyle insanlığıyla da ikna etmek gerçekten niyeti göstermek ve o niyetin gerçek olması gerekiyor. Ben yine dışarıdan bakan biri olarak söylemek istiyorum ve rehavete de hiç yerin olmadığı yaşayan bir organizma olduğunu en küçük madenden en üst belki kurumsallığa kadar her dişin tıkır 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 işlemesi gerektiği hassas bir sektörden bahsediyoruz. Madencilik dediğimizde çok alt başlığı olan bir yerden bahsediyoruz. Şimdi Sürdürülebilirlik Direktörü Doktor Alper Sezener, Türkiye Madenciler Derneği'nin onun görüşlerini de çok merak ediyorum. Çünkü herkes diyor, yani şurada kim vardır ki çevreyi sevmiyorum, doğayı sevmiyorum, iklimimi korumuyorum, korumayacağım falan böyle bir şey yok yani. Hele ki Z kuşağı geliyor, o da az sonra Celil Hocam'dan soracağım. Onları da ikna etmek gerekiyor. Şimdi bunları Alper Bey, evet söylüyoruz, bunları yapıyoruz diyoruz da doğrulamak lazım, sözde kalmaması lazım. Bunların kayıtlı, şeffaf, denetimli, ispatlı, belgeli her bir şekliyle olması lazım inandırıcılık noktasında da. Madencilik ve çevre açısından uluslararası ve ulusal düzeyde kamuoyu algısının mevcut durumunu genel hatlarıyla nasıl değerlendirirsiniz diye bana bir soru yazmışlar sizin için. Ses patladı, pardon. Paris İklim Anlaşması'na imzayı da koyduktan sonra hani çevre mi sanayi mi gibi bir ayrıma gitmeden önce nasıl yapmalı, bu ayak izini, sudaki kiri nasıl azaltmalı, nereden başlamalı? Öncelikle sürdürülebilirliğin bir yolculuk olduğunu düşünmemiz gerekiyor ve çok parçalı bir kavramsal çerçeve. Sosyal, çevresel, ekonomik, insanın sağlığını, emniyetini de içeren ve aynı zamanda etik değerleri de kavrayan toplam bir kavram. Ve sektörümüz açısından bakıldığında bu yolculuğun başındayız madencilik sektörü olarak. Neyle karşılaştırıp değerlendiriyoruz? İşte dünyada madencilikte söz sahibi olmuş, örnek gösterilen ülkelere bakıyoruz. İşte çok fazla dile getiriyoruz. Kanada diyoruz, Avustralya diyoruz, Amerika diyoruz ya da Güney Afrika diyoruz. Bilhassa bu ülkelerin temelde bu yolculuğa nasıl çıktığına baktığımızda onlar da tıpkı bizdeki süreçlerden geçmiş vaziyetteler. Ve uluslararası standartlar ortaya koymuşlar. Bu standartları geliştirerek çeşitli rafine işlemlerinden geçirdikten sonra uygulamaya koymuşlar. Deneme yanılma yollarıyla yapmışlar bunları. Baktığımız zaman her sene uluslararası çapta yapılmış olan bazı madencilik riskleriyle ilgili algı çalışmaları var. Bu bildiğimiz uluslararası kuruluşlar tarafından da yapılıyor bağımsız. Son herhalde 10 senedir bu araştırmalarda en riskli görülen 10 temel konu nedir madencilik açısından bakıldığında ortaya çıkan şey hep bir onay meselesi. Yani bu nasıl bir onay? İşte işletme onayı. Bu işletme onayının içinde neler var? Genelde sosyal onay var ve izinlerle ilgili, yasal izinlerle ilgili onaylar var. Bu dünyanın her tarafında aslında aynı madencilik açısından. Bizde bu kadar gündeme gelmesinin ve ya çevre ya da maden paradoksuna girmesinin temel nedeni çoğu şeyi yeni yeni yaşamakta olmamız. Ve bizden ya bundan 20-30 sene önce devlet eliyle yapılan madencilik faaliyetlerinin özel sektör tarafından da yapılmaya başlanmasıyla birlikte ortaya çıkan işte bir önceki sunumda da gösterildi. Hala o devletin güvenilirliğini ve aynı zamanda insanların o konudaki çekincelerini ortadan kaldıran güveni ne yazık ki özel sektör açısından da kazanılamamış gibi gözüküyor. Ben uzun süredir madencilik sektöründe
Aynı zamanda burada senelerini vermiş hocalarımızla da birlikte yöneticilerimizle de hep aynı şeyleri yaşıyoruz. Bence madencilik sektörü iğneyi fazlasıyla kendine batırıyor son 5-10 senedir. Madencilik sektörü kendi içine dönüp bu işleri çok fazla tartışıyor. Ama artık tıpkı dünyada olduğu gibi artık madencilik sektörünün de kendini eleştirmekten ya da kendisiyle mücadele etmekten çıkıp eyleme geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu da ancak benzeri yolları takip ederek olabilir. En iyi uygulamalar bize örnek teşkil edecektir. Zaten biraz önce bahsedildi, daha önceden de bahsedildi. Türkiye artık uluslararası standartlara imzasını koyarak hareket etmeye devam ediyor. Paris işte iklim sözleşmesi ya da anlaşması, COP21 diyoruz. Onun dışında 2030 Birleşmiş Milletler kalkınma hedefleri var. Bunu takip ediyoruz ve bu 17 tane hedefin içerisinde tamamıyla madenciliği doğrudan ilgilendiren konular da söz konusu. Ama elimizde sektörün kendini belirli bir şekilde ölçebileceği net bir içsel değerlendirme sistemi ne yazık ki yok. Çevre mevzuatımız, çevre kanunumuz çok açık aslında. Biz kanunlar ülkesiyiz. Yani Türkiye Cumhuriyeti kanunlarıyla bir bütün. Bunlara da uygun davranılıyor. Fakat sektörün de kendi içerisinde gerçekleştirmesi gereken bazı standartlar, ilkeler bütünü var. Buradan baktığımızda işte temel konular aslında çevresel etkilerin kontrol edilerek en az zararlı hale getirilmesi. Yani tahribatın sıfırlanması zaten mümkün olmaz. Bu felsefi bir tartışma da olur aynı zamanda. İnsan doğa karşıtlığı zaten insanın doğaya egemen olmaya başlamasıyla start vermiş durumda. Dolayısıyla bizim yapabileceğimiz en yegane şey etkilerimizi olabildiğince azaltabilmek, bunun için mücadele etmek, çabalamak ve bunu iyi anlatabilmek paydaşlarımıza. Bunu yapabilirsek zaten kamuoyunda bu konuda kafası net olmayan paydaşların çoğunun ikna olacağına ben eminim. Herkesi memnun etmek elbette mümkün değil. Bunun da farkında olmak gerekiyor. Bu ütopyaya da kapılmamak lazım. Ama temel itibariyle benim özetleyeceğim, zaten herkes çok fazla konuştu bu konularda. Hani tekrara düşmek istemiyorum. Türkiye Madenciler Derneği, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği ve diğer 16-17 sivil toplum örgütünün bir araya gelerek oluşturmuş olduğu birliğin beraberce oturup üzerinde tartışarak bir ilkeler bütününe, bir değerlendirme ölçütleri, kriterleri, anahtar performans göstergeleri, ismi ne olursa olsun, çevresel, sosyal ve yönetişim dediğimiz yeni bu dünyada da trend olan kavramın üzerinde iyice düşünerek bir şekilde aynı zamanda devletimizin de elini rahatlatması gerektiğini düşünüyorum. Yani her türlü konuda devletin ilgili organlarına, paydaşlarımızın gidip bizi şikayet etmesi de hoş bir şey değil. Bize ulaşabilmeliler, kriterlerimizi şeffaf olarak ortaya koyabilmeliyiz diye düşünüyorum genel itibariyle. Bu da nereden geçiyor? Bence dediğim gibi dünyayı, Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Zaten şimdiye kadar birikmiş bir insan birikimi var dünyada. En iyi örnekleri kendimize uygulayarak bize uygun olanı ortaya koyabiliriz. Burada hemen Uluslararası Madencilik ve Metaller Konseyi'nin uzun yıllardır ortaya koymuş olduğu kriterlerden tutalım da 1930'larda kuruldu sanırım Kanada Madenciler Derneği'nin sürdürülebilir kalkınma ilkeleri, kriterleri, ölçütleri gibi gerçekten şimdiye kadar uygulanmış, olumlu sonuç vermiş örnekleri de kendi bünyemizde değerlendirip
bizim madencilik sektörümüzün iş yapma pratiklerini uygun hale getirmek bence burada çok yararlı olacaktır ve hızlı bir şekilde yol alabileceğiz. Az sonra onu soracağım. Doğrudan bir Avustralya, bir Kanada ne yaptılar? Bizden farklı o model bizim bünyeye olur mu, uyar mı, uymaz mı o elbise? Biraz önce Celil Hanım'ın dediği gibi. Şimdi tekrar geldiğimizde Ercan Bey'e, başta dedik sorumlu madencilik inisiyatifi. Böyle bir ilkeler silsilesi var. Bir model oturtuluyor ve siz de Madenciler Derneği olarak diyorsunuz ki bunları yaparsanız şöyle bir yol alırsınız. Yolunuz şöyle açılır ve böyle bir iletişim kurabilirsiniz gibi öncelikler var değil mi? Bir anlamda bir rehberlik edilecek. Bu noktada ne yapılacak? Bu ilkeler nasıl anlatılacak ve zorunlu mu olacak buna katılmak? Yani siz anket mi göndereceksiniz, sonra iç denetim mi yapacaklar, siz zorunlu olarak dıştan mı bir denetim yapacaksınız? Yani oraları bir netleştirelim. Hani sınavdan hepimiz korkarız çünkü. Tabii. Şöyle şimdi zorunlu hale getirdiğimizde işin rengi değişiyor. O zaman kitabına uydurma haline dönüyor. Evet. Şimdi bizim yaptığımız şu, bu bahsettiğim az önceki konularda bir akademik kurul oluşturuyoruz. Akademisyenlerden ve uzmanlardan oluşan bir kurul çeşitli kriterler geliştirecek. Sağlık ve güvenlik konusunda şu 15-20-50 neyse şu kriterleri yerine getirmek iyidir diyecek. Başka ülkelerde yapılanlar da o ama biz kendi Türkiye'ye mahsus bir şey geliştirmek istiyoruz. Çevreyle ilgili olarak, toplumla ilişkili olarak ve iş etiğiyle ilgili olarak kriterleri geliştireceğiz. O akademik kurul geliştirecek bunu. Türkiye gerçeğini de bilen, halihazırda şu an onun hazırlıkları devam ediyor. Ve o kriterleri biz üyelerimize diyeceğiz ki, değerli üyelerimiz, sektörümüzde faaliyet gösteren sizin gibi firmaların şu kriterlere uyması sizin risklerinizi daha iyi yönetmeniz için iyidir. Bu kriterlere uygun hareket etmeniz madencilik sektörünün itibarının iyileşmesi için doğrudur. Bu kriterlere uygun hareket etmeniz ülkemiz için iyidir. Bunları, bu kriterlere uyan firmalar sektör içerisinde daha ön plana çıkan, çalışanına değer veren, çevreye az tahribat veren ya da vermeyen ya da tahribatı gideren, topluma saygılı hareket eden, onların kalkınmasına sistematik şekilde katkı veren ve işini de ahlaklı şekilde yapan firmalar olmak istiyorsak bu bize yol gösterir demiş olacağız. Bu kriterleri biz üyelerimizin hepsine buyurun buna uyuyorsunuz, uyuyorsanız üye misiniz, değilse dışarıdasınız demeyeceğiz. Evet, onu sormak gönüllü olarak. Aslında. Yani çürük elmaları temizlemek mi, çürük elmaları onarmak mı, bir kenarından kesip o dilimi devamını hani sürdürülebilirlik derken de atmamak mı? Nasıl onlar tek pay, aynı hizada buluşacak? Şöyle herkes. Şimdi eğer... herkesin bütçesi de bir değil çünkü. Çok özür dilerim, şunu demeden edemeyeceğim. Şöyle bir şey var, yani kardeşim bunun maliyeti nedir? Bu. Ben cezasını veririm, daha düşük maliyet. Çünkü hepimiz bugün maliyetlerden bahsediyoruz. Başladı dedim, hani sürdürülebilirlik tamam, bunları yapmalıyız, evet. Ama ben hayatta kalmak, ayakta kalmak istiyorum diyor herkes bugün değil mi? Bütçe derdinde. Hepimiz biliyoruz. Biz vatandaş olarak bütçe derdindeyiz. Sizler firmalar olarak, sektör olarak hepimizin gerçeği. Ama o ne diyelim aradan kaçışı yapmadan, şöyle, sorumlulukları yani, alarak. Söylediğiniz çok doğru. Yani hepimiz yani sektörde faaliyet gösteren firmalar ister istemez maliyetlerini kontrol altında tutmak durumundalar. Esasında bu bahsettiğimiz konular iş güvenliğiyle ilgili olarak yaptığımız bir iyileşme esasında üretim performansını da yükselten sonuçlar veriyor. Bunu Mehmet Başkanım çok iyi takdir eder. Eğer yerel toplumda itibarınız yoksa, sizin aleyhinize toplum birleşiyorsa, sivil toplum kuruluşları, aktivistler sizin aleyhinize bir araya geliyorsa işinizi düzgün yapmadığınız için belki 3-5 kuruşu esirgemiş oluyoruz ama bütün ruhsatımızı toptan kaybetme riskimiz söz konusu. Tabii. Yani dolayısıyla esasında iş güvenliğine yapılan yatırım kendi parasını geri çevirir. Ortak bir akılda buluşuluyor. Kesinlikle. Yani şimdi firmalarımız belki 3-5 kuruş işte tasarruf ederiz diye düşündüğünde itibarına bir taraftan tasarruf ederken diğer taraftan bütün itibarını gölgelemek durumunda kalabilir. İtibar da hepimiz biliriz, bu parayla pulla satın alınacak bir şey değil, davranışlarımızla, kesinlikle, doğaya nasıl yaklaştığımızla ilgili, topluma nasıl yaklaştığımızla ilgili, çalışanımıza değer verip vermediğimizle ilgili.
işimizi etiğine, kuralına, kanuna uygun şekilde yürütüp yürütmediğimizle ilgili itibar. İtibarımızı eğer firmalar olarak, sektör olarak koruyamazsak bütün varlığımızı toptan da kaybetme riskimiz var. O nedenle biz üyelerimize diyeceğiz ki gönüllü olarak, yani itibarımızın hem firmaların itibarlarının yükselmesi hem de sektörümüzün ve ülkemizin kalkınması bakımından şu kriterlere uyarsak hem risklerinizi yönetirsiniz hem de toplum sektörümüz içerisinde, kamuoyu nezdinde bu kriterlere uyan firmalar işini düzgün yapmaya çalışıyor noktasına gelecek. Bu da bugünden yarın olacak şeyler değil. Bu bahsedeceğimiz kriterler, akademik kurulunu oluşturacak kriterler, yıllar isteyen, zaman içerisinde. Yeter ki Mehmet Bey'in söylediği gibi üst yönetim taahhütte bulunsun, bunu sahiplensin. Biz bundan sonra doğaya, insana, çevreye uygun iş yapacağız. Ama nasıl yapacağız? İşte onun cevabını da bizim o göndereceğimiz kriterlerde olacak. Çünkü iyi niyet var ama nasıl hareket edeceğini bilme konusunda bilgi eksikliği var. O bilgi eksikliğini de olabildiğince rehberlik ederek göstermeye çalışacağız. Bizim başlatacağımız inisiyatifin iskeleti bu olacak. Dediğim gibi zorunlu olmayacak ama zaman içerisinde bu programa dahil olacak firma sayısının artacağını ve itibarını yükseltme yönünde çaba sarf edeceğine inanıyoruz. Başka da yolu yok. Dünyada böyle olmuş. Türkiye'nin madencilik sektörünün dünyadaki diğer ülkelerden geri kalan hiçbir tarafı yok. İnsan kaynağı, sabahtan beri konuşuyoruz. İnsan kaynağımız yeterli, teknoloji kullanıyoruz. Maden varlıklarımız yeterli. Geriye kalıyor bunu bizim hakikaten mobilize etmek ve daha nitelikli iş yapar hale gelmemiz. Sahiplenmek, aynen, iş yapış ve hayat biçimi haline getirmek. Nasıl soluk alıyorsak değil mi? Kültür. Bu olmaz. Evet, yani iş güvenliği bir kültürdür. Çevreye yaklaşım bir kültürdür. Çalışana nasıl yaklaştığınız bir kültürdür. Yani bunu benimsediğimiz anda zaten o diğer bütün riskler, bütün maliyetlerimiz önemli ölçüde azalır ve performansımız, üretimimiz onunla birlikte eş zamanlı olarak. Bunun sırf böyle söylem düzeyinde söylemiyorum. Çeşitli firmaların, benim de içinde bulunduğum firmanın da iş güvenliği riskleri, kazalarımız arttıkça iş güvenliğine yaptığımız yatırımlarla birlikte diğer taraftan üretimimizin de arttığını biz rakamlarla matematik olarak görüyoruz. Yani bu bir hani hoş dilekler falan değil. Çünkü bir kaza sırasında itibar zedeleniyor, üretiminiz duruyor, ondan sonra cezalarınız geliyor, yeni yatırımlar için size destek gelmiyor ve aslında sektör içerisinde yok oluyorsunuz zaman içerisinde, itibarınız yoksa. Ama tersine belki ufak tefek yatırımlarla daha itibarlı bir halde sektörümüzde, ülkemizde daha ileri taşımamız mümkün. Evet, bunun adına yeşil dönüşüm dersek, romantik bir söylemden öte bir şeyden bahsettiğimizi sizler çok iyi biliyorsunuz. Biraz önce sizin bahsettiğiniz gibi bankaların kredi vermediğini biliyoruz işin başında. Daha ilk adım atmazdan önce böyle bir gerçeklik de var. Şimdi Mehmet Bey, yani tamam güzel, hayat biçimi haline getirelim. Nasıl maskesiz yapamaz hale geldik? Bu bir hayat biçimi oldu değil mi? Pandemi bunu gerektiriyor. Kardeşim maskeyi takacağız yoksa eleniyoruz. Yani sağlık nedeniyle hayat gerçeği. Burada da böyle bir durum var. Ne yapmalı? Çürük elmalar örneği yine çıkıyor karşımıza. Adım adım biraz onu anlatalım mı? Kafamızda canlanabilmesi adına izlenecek aşamalardan bize bahseder misiniz? Örnekler her zaman işe yarar. Şimdi siz kredibiliteden, yani bankalar bile kredi vermiyor dediniz. Az önce Ercan Bey de sektörün kredibilitesinden bahsediyoruz. Aslında bu kredibilite öyle bir şey ki 30 yılda kazanıyorsunuz, 30 saniyede gidebiliyor. Değil mi? Dolayısıyla bunun, bu 30 yıl emek verdiğiniz bir şeyin 30 saniyede gitmemesi için sizin kriterlerinizin olması lazım. Standartlarınızın olması lazım. Ve bu kriter ve standartları tanımlayan prosedürlerin, yazılı prosedürlerin olması lazım. Yazılı prosedürler şöyle, yani bunlara uymak ki biz bu sürdürülebilirlik konsepti içinde etik değerlerden bahsediyoruz bu anlamda. Bu kredibilite o kadar ilginç bir şey ki, benim rahmetli anneannem okuma yazma bile bilmezdi. Derdi ki, oğlum bir insanın kendine vereceği zararı 9 köy birleşse veremez derdi. Yani siz kendinize önem vermezseniz, kendi değerlerinizi, kendi kriterlerinizi oluşturmazsanız zaten birileri sizi çok rahat ezer geçer, yıkar geçer. Bu kredibilite konusunda biz yazılı prosedürlerimizi oluşturduktan sonra veya bu yazılı kriterler neyse, tabii öncelikle mevzuat,
sonrasında da gönüllülük esasına göre oluşturulmuş bu kriterleri oluşturduktan sonra bizim onlara önce istisnasız ve hiçbir ödün vermeden kendimizin uyması gerekiyor. Yani bu durumda da belirli dünyada tanımlanmış çok genel parametreler var. Örneğin mevzuata uyma bir etik değerdir. Burada hiçbir şekilde sizin kenarını, köşesini esnetmeden, kesmeden mevzuata uymak zorundasınız. Uluslararası standartları gözetmek zorundasınız. Çalışan haklarını eksiksiz gözetmek zorundasınız. Artık uluslararası piyasalarda mal satarken bile, yani konsantre satıyorsunuz veya başka bir ürün satıyorsunuz, adam diyor ki, çevreye uyduğunu bana göster, çevreyi koruduğunu bana göster, çalışanlarına haklarını eksiksiz verdiğini bana göster, iş güvenliği kurallarında hiçbir şekilde ödün vermediğini bana kanıtla. Yoksa rekabette yer alamazsın. Evet ve bunları da siz gidip ya vallahi ben bunu böyle yaptım, inan billahi bunu da böyle yapmadım değil. Bir bağımsız denetim kuruluşundan size audit getirip bunu bana bu şekilde kanıtlamak zorundasın diye bir şeffaflık, çünkü etik değerlerin temelinde şeffaflık olmalı. Hatta bu öyle bir şeydir ki az önce bir önceki sunumda Serkan Bey, yani fiziğin temel kuralıdır. Boşluğu bıraktığınızda başka bir kuvvet gelip orayı mutlaka doldurur. Bu bir iyi niyetli STK da olabilir, kötü niyetli bir baskı grubu da olabilir, her şey olabilir. Dolayısıyla bunlar da bizim bir etik değerimizin olması lazım. Mevzuatı zaten tartışmasız bir tarafa koyduktan sonra gönüllülük esasına göre, işte sürdürülebilirlik konseptinin temelinde o var. Ben gönüllü olarak kendimi bu işe adadım, bu kuralları da etik olarak önüme koydum, çevresel konularda, İş güvenliği konusunda, finansal şeffaflıkta, bizde biliyorsunuz ticari sır deyip birçok şey çok kolay, çok detayına girmeden, tabii ki yani detay, bir finansal sır anlamında olacak şeylerden bahsetmiyorum. Ama verginizi zamanında ve eksiksiz ödüyor musunuz? Devlet hakkını zamanında ve eksiksiz ödüyor musunuz? Çevre koruma ve rehabilitasyonla ilgili yükümlülüklerinizi yerine getiriyor musunuz? Bunlar da sizin etik değerlere olan saygınızı yansıtan temel adımlar. Ve bunun dışında dahili olarak yaptığınız prosedürlerde birçok uluslararası firmada artık insan haklarından başlayıp diversity dediğimiz, yani farklılıkları hoşgörüyle karşıladığınıza dair, yani dinsel, dini tercihlerde, etnik kökende, hatta ve hatta cinsel kimlik tanıyışlarında ne kadar perspektifiniz genişse o kadar etik değerleriniz yüksek diye algılanmaya başladı dünyada. Özetle oradan şuraya geleceğim. Bu gönüllülük esasına dayalı kriterleri genişlettiğiniz zaman farkında oluyorsunuz ki etik değerleriniz de yükselmeye başlıyor. Ve bu anlamda mesela bizim altın madenciliği sektöründen çok spesifik bir örnek verebilirim. ICMI kodu diye bir kodumuz var bizim. Uluslararası siyanür kodu. Yani siyanürün fabrikada üretildiği andan tesisinizde tüketildiği ana kadar onu taşıyan şoför, onu indiren forkliftin şoförü veya karışımın düğmesine basan operatör, herkes bu konuda bilgilendirildi. Onu kullandığınız madenin yöresindeki köylüler de bilgilendirildi diye bunları dokümente ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ben işimi doğru yapıyorum, benim etik değerlerim var ve bu konuda da şeffafım. İşte o size kredibiliteyi getiriyor. Bütün bunların temelinde dünyada az önce bahsedildi, Kanada Madenciler Derneği veya bizim Türkiye Madenciler Derneği, dünyadaki diğer bütün madencilik STK'larında bu algı artık yerleşti. Şu arkamızda gördüğümüz 16 tane sivil toplum örgütü olarak biz şunu söylüyoruz artık. Biz bu etik değerleri oluşturmadığımız müddetçe kendi kredibilitemizi korumamız mümkün olmayacak.
Bugün sabah bir dostlarla konuşurken onu söyledim. 2000'li yılların başında Türkiye'de ilk altın madenciliği yapılacak. İşte Bergama'da bir tesis açılıyor. Kıyametler kopuyor, ambulanslar yakılıyor, millet birbirine ateş ediyor. Gece evler basılıyor falan filan böyle. Toplum biri birine girmiş. Ve biz bir topyekün madenciler olarak bir tür bir şey başlattık. Dedi ki kendimizi anlatalım. Anlattık. İyi kötü iletişim kurmaya başladık. Bu işin duayenlerinden aramızda Güven hocamız var. İşte biz Uşak'ta maden açacağız. Valilik, bütün kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, halk, köylüler topluyoruz, anlatıyoruz. Belirli bir yere geldik. Fakat öyle bir şey ki bu değerleri sürdürmeniz gerekiyor. Bir yere geldik, 3-5 tane maden açıldı. Hadi işimiz bitti. Biraz Celil Hanım'ın alanına belki giriyorum ama tekrar etik değerlere geri döneceğim. Bir farkına vardık ki biz son yaşadığımız birkaç olayla 20 yıl geriye düştük. Ve bu sefer çok kötü düştük. Sebebi ne? Daha fazla efor sarf etmemiz lazım. Bundan 20 sene önce sosyal medya yoktu. Gazetelerde ve televizyon kanallarında bu işleri anlattığınızda hedef kitlenize rahat ulaşabiliyordunuz. Ama şu anda öyle değil ki. Az önce algı çalışmamızda da çıktı. İşte bir %20'lik bir kesim var madenciliğe pek sıcak bakmadığı söylenen. Ama inanın o %20'lik kesimin sesi %80'den fazla çıkıyor. Ve algıyı yönetiyorlar. Netice itibariyle olan bir kaza, herhangi bir işletmede çevresel kaza, iş güvenliği kazası veya Allah göstermesin can kaybı, inanın bizi artık logaritmik olarak geriye savuruyor. Ve onun için de bu çürük elma konusunda benim yaklaşımım bu etik değerlerin ışığı altında hemen bertaraf etmek belki değil. Ama önce doğruyu yapmaya doğru ikna etmeye çalışmak. Ha baktınız olmuyor, anlaşılmıyor, niyet yok. O zaman STK'ların bu direktifleri, bu etik değerleri ve kriterlerini ödün vermeden uygulamak gerekiyor. Çünkü bizim ülkemizde ben şu dinamiği de çok iyi gördüm. Böyle bir etik değeriniz yoksa, halk tabiriyle böyle bir duruşunuz yoksa, başka problemlerle, sosyal problemlerle karşılaştığınızda İnanın devletin kapıları da size kapanıyor. Çünkü devletin bürokrasisi mevzuatının uygulanmasını ister ve o mevzuattan dolayı ne sektöre ne de kendisine bir sıkıntı yansımasından hoşnut olur. Bu iş böyledir. Ez cümle sonuç olarak şunu söyleyip bağlamak istiyorum. Bu iş bizim kendi elimizde. Artık toplumun en alt kesimiyle en üstündeki kesiminin bilgiye ulaşması bir tık kadar yakın. Dolayısıyla duruşumuzu, değerlerimizi, prosedürlerimizi oluşturduktan sonra ve kendimizi böyle bir programa, sürdürülebilir madencilik programına ram ettikten sonra, oraya amade olduktan sonra sorunlarımızın her geçen gün biraz daha aşağıya doğru düşeceğine inanıyorum. Ha, ekonomik olarak tabii bazı şeyler getiriyordur. Ama inanın dünyada artık metal borsaları, metal fiyatları veya emtia piyasaları, yeşil madencilik, sürdürülebilirlik, bu tür konseptlerden dolayı maliyet artışlarının yansıdığı fiyat artışlarına da hazır durumda. Yani biz bundan sonra bazı emtialarda bu maliyet artışlarının yansımasından dolayı fiyat artışlarını da göreceğiz. Piyasa bunu kabullenecek. Çocuklarımıza iyi bir dünya bırakmak istiyorsak, temiz suyu içmek istiyorsak, yeşil doğada yaşayıp yine madencilik yapmak istiyorsak, biz madenciliği buna göre yapmak zorundayız. Başka da bir seçeneğimiz yok gibi görünüyor. Şöyle bir katkı yapayım zaten. Lütfen. Yeşil Avrupa Yeşil Mütabakatı çerçevesinde artık yavaş yavaş firmalar bütün sektörlerde belli kriterlere uyulmadığı zaman ek vergilerin gelmesi müeydesi falan önümüze gelecek. Dolayısıyla
bizim sektör olarak bir an önce bu kriterlere kendimiz de adapte etmemiz lazım. Özellikle karbon salınımı konusu dahil olmak üzere çevresel konularda. Adapte olmadığımızda iş işten geçmiş olabilir. O nedenle yani hem finansman alırken bunlara bakıyorlar. Hakikaten siz çevresel açıdan ne gibi performanslarla toplumsal açıdan daha sürdürülebilir uygulamaları takip ediyor musunuz diye. Bunlara uymadığımız zaman hem finansman bulmakta daha zorluk çekeceğiz zaman içerisinde. İtibar kısmını zaten söyledik. Hepimiz biliyoruz. Ve aynı zamanda da işte uluslararası gelen yeni kriterlere uyum sağlamakta da geç kalmış olabiliriz. O açıdan da Mehmet Başkan'ın dediğine bir katkı yapmak istedim. Evet. Teşekkürler. Şimdi tekrar Celil Hanım'a döneceğim. Pek çok şey var aslında. Olmadan önce şimdi ne diyoruz biz? Sağlıkta şunu öğrendik. Hasta olmamak için değil mi? Kendimizi koruyoruz. Hastalık sonrasını değil öncesini. İşte aşıda bu, maskede bu, hijyende bu noktasında gibi. Bir Allah korusun kaza anı ve sonrası da var. Yani o hastalık ve sonrası yönetim de var. İletişim Mehmet Bey de net söyledi. Maden firmaları toplumsal kalkınmaya nasıl destek verebilirler diye döndüğümde bir şunu düşünüyorum ben. Üniversite bir yere gittiğinde en ufak bir kaza da olsa, ilçe de olsa orayı her anlamda kalkındırır. Bakkalı da kalkındırır ekonomik anlamda. Toplumsal olarak kahvedeki sohbeti bile değiştirir. Kadın erkek ilişkilerine bakışı bile değiştirir değil mi? Eğitim, sosyal her anlamda. Öyle gittiği yere bir ferahlık getirmesi anlamında da bakmak lazım diye düşünüyorum. Sosyal medya bir tık ötede ama hangi bilgiyi bulduğunuz karşınızda dediğiniz gibi kendi bilginiz yoksa başka bilgi öne geçer. Ve şunu da sormak istiyorum Celil Hanım. Z kuşağı diye bir kuşak var ki benim de kızım o kuşakta. İnanılmaz bir aplikasyon indirmiş 13 yaşında kızım. Biraz önce Mehmet Bey'le de konuştuk. Keza onun kızı da aynı şey yapıyormuş. Kozmetik anlamında deneylerde hayvan kullanılıyorsa o markaları almıyor. İndirdik. Bana söyledi bak anne bunlar bunlar bunları almayacağız bundan sonra. Kullanmayın. Hatta bir şey oldu. Ben Z kuşağı olmadığım için kazara bir o markadan bir şey aldım. Eve gittim. Kızım beni sorguladı. Biz bunu konuşmuştuk anne. Neden aldın? Ben dedim ki kampanya vardı. Bütçe yönetimi. Ama ben gidiyorum artık onlar geliyorlar. Onları da ayrıca ikna etmek lazım. Uzun sözün kısası. Nereden başlamalı? Nasıl sürdürmeli bu iletişimi? Sağ olun. Ben sizin bıraktığınız hatta Mehmet Bey'in de bıraktığı yerden devam edeceğim. Z kuşağından başlayalım. Evet, Z kuşağı bizim anlattığımız kadar değil, kendi gördüğü, inandırdığı, araştırdığı, bulduğu ve çevresinden görüp inandığı şeylerin üzerine bireysel olarak da aksiyonlar alabilecek. Bunda kendi kişisel kararlarını toplumsal duyarlılıkla birlikte uygulayabilecek bir kuşak olarak geliyor. Bundan sonra sivil toplum örgütlerinden ziyade bu bireysel alınan kararlar ve onların yaptığı aktiviteler de bizim için çok önemli ve kıymetli olacak. Sizin kızınızın, benim kızımın, diğer bütün çocukların yaptığı gibi ve bunlar giderek çoğalıyor. Sadece kullandıkları malzemeler değil, alışveriş yaptığı yerler, dinledikleri müzikler, sanatçılar, o sanatçıların toplumsal görüşleri, destekledikleri siyasi partilerden tutun, sivil toplum örgütlerinden çıkın, girdikleri sosyal çevreye kadar her şey o bireysel inançlarıyla doğru orantılı ve onlara paralel olan yerlerden gidiyor. Burada neler? Etik değerler hemen önümüze çıkıyor. Biz gerçekten koyduğumuz o etik değerler, kurallar, planlar, prosedürlere uygun olarak davranıyor isek, anlatacağımız sözler yaptığımız işlerle doğru orantılıysa o zaman iletişime girmek kıymetli oluyor. O zaman bunları biz sosyal medya aracılığıyla göğsümüzü gere gere anlatabiliriz. O zaman basın bültenleri verebiliriz. O zaman sivil toplum örgütleriyle bir araya gelip toplantılar düzenleyerek biz bu kadarını yaptık. Sizin beklentiniz nedir? Optimum noktada nasıl buluşabiliriz? Ya da önerileriniz, görüş, öneri veya bu konuyla ilgili değerlendirmeleriniz var mıdır diye onlarla bir platformda oturup
tartışabilme olasılığımız olur. Yine şirket içinde de kendi kendimize farklı birimler, işte mühendisler yaptıkları işi çevrecilere aktardığında ortak bir nokta bulabilmeliler. İş sağlığı, güvenliği, bir kaza yaptığında nasıl bütün şirketin ortak sorumluluğu ve sorunu oluyorsa yapılan tüm işler, çevre, sosyal, İSG, mühendislik, izinler, hepimizin ortak sorunları, değerleri o etik değerler çerçevesinde hepimizin ortak değeri olarak uyma zorunluluğu ve bunları doğru olarak karşı tarafa aktarma sorumluluğu olmalı. Bu sorumluluğu taşıyabildikten sonra bunun çevreye iletilmesi ya da tüm paydaşlarla paylaşılması hiç sorun değil. O zaman köy kahvelerine de gider bunu gözümüzü gere gere anlatabiliriz. Sivil toplum örgütleriyle de konuşuruz. Kamu kurum kuruluşlarıyla da anlatabiliriz. Bakanlardan da ya da karar verici kuruluşlar da ihtiyacımız olan konularla ilgili destekleri isteyebileceğimiz bir gücümüz olur elimizde. Etik değerler ve Z kuşağından sonra bir adım daha ilerleyerek bunların uygulama yöntemiyle ilgili fikir vermek istiyorum. Tüm bir planları, programları yazdık. Etik değerlerimiz orada. Çevresel gereklilikler burada, sosyal gereklilikler burada, paydaş iletişim planı, İSG, bir sürü mevzu var. Bunların hepsinin mükemmel hazırlanmış, uluslararası ve ulusal standartlara uygun planları var. Evet, ne yapacağız? Bunları uygulayacak gerçekten kalifiye iş gücüne ihtiyacımız var. Sorumluluk alabilecek kişilere ihtiyacımız var. Bunlara bütçe ayıracak ve alınacak tüm sorumlulukları onaylayacak bir yönetime ihtiyacımız var. Tüm bunları uygulayabilmek için bütçeye ihtiyacımız var. Daha önce de dediğim gibi burada yaptığımız yatırım ufaktır. Kriz olduğunda daha büyük paralar harcamak zorunda kalabiliriz. Daha önceki oturumlarda bir bayan arkadaşımız Atiye Hanım'dı sanırım. Uluslararası finans kuruluşlarından kredi veya destek alabilmek için de zaten risk yönetimi, çevre, sosyal, İSG ve diğer konularla ilgili duyarlılığımız ve bunların göstergelerinin çok büyük avantaj sağlayacağını söyledi. Siz yeter ki bunları yapmaya bir şekilde niyetli olun, başlangıcınız olsun, destek bulabileceğimiz farklı alanlarda söz konusu olabilir. Tüm bu yaptıklarımızı hem içsel hem de dış uzmanlara izleyip denettirebileceğimiz bir sistemimiz olmalı. Şimdiye kadar temel performans göstergelerinin belirlenmesi, bunlara uyulmaya çalışılması, bu iç ve dış denetimler için hepimizin elinde birer kaynak, döküman olarak zaruri olarak bulunması gereken durumlardır. Neden? Çünkü bir şeyi planladık, uygulamaya başladık. İyi mi gidiyor, kötü mü gidiyor? Burada bir problem var mı? Değişmesi gereken bir konu var mı? Bunları nasıl belirleyeceğiz? İşte bu performans kriterleriyle. Uyabiliyor muyuz, uyamıyor muyuz? Herhangi bir problemimiz var mı? Değişmesi gereken bir konu var mı? Bunu kendi içimizde değerlendirebilmek ya da dış denetimciler tarafından fark edilen konuları daha sonra fark edip biz bunları düzgün bir şekilde toparlayıp, güncelleyip bir sonraki aşamaya geçebilmek için izleme değerlendirme kriterlerimizin olması gerekiyor. Devamında raporlamamızın olması gerekiyor. Elimizde kendi yazdığımız ister iç ister dış denetimler tarafından da onaylanmış hem çevre hem sosyal hem İSG tüm performanslarımızı ve bunları uyguladığımız yerleri, başarılı olduğumuz, başarısız olduğumuz, düzelttiğimiz, toparladığımız tüm alanları yazdığımız raporlarımız olmalı. Çünkü birisi bize gelip sorduğunda ya da bir problem olduğunda oturup bugüne kadar yaptıklarımız buradadır diye somut olarak elimizde göstergelerimiz ve bunları anlatabileceğimiz söz uçar yazı kalır yazılı belgelerimiz olmalı. Buna şu anda salonda bulunan herkes inanıyor olabilir. Bireysel olarak benim hem kurumsal hem bireysel olarak en büyük inancım bu. Ama bizler geçiciyiz, sistemler kalıcı. Bunları belli bir sistematiğin içine koymalıyız ki bizden sonra gelen sürdürülebilirlik dediğimiz bunun devamlılığını sağlayabilecek bir yönetim biçimi, uygulama biçiminde oluşması lazım. Demin söylemişlerdi, bir kere, üç kere, beş kere görüştük, belli bir noktaya kadar geldi, geri başladığımız noktanın da gerisine döndük. Ama bu belli bir sistem içinde uzun vadeli ve sürdürülebilir, kişilere bağlı olmayan,
kurumsal etiğin, kurumsal sosyal sorumluluğun altında yer almış bir sektörel kültür haline gelebilirse, bizler olmasak bile bizden sonra gelenler aynı kurum ve kültürü ilerletmek adına bu veya benzeri çalışmaları yenileyerek, güncelleyerek bir sonraki aşamaya gider. Geri döner ama başlangıç noktasından daha geri bir nokta olmaz. Çünkü dış dünya da bilir ki bu sektör aslında bu noktaya gelebilmek için şu kadar çaba sarf etti. Böyle bir şey olabilir. Şu sebeplerden dolayı kabul edilebilir yanları da mevcut duru, o iletişim kurduğunuz daha önceki iletişim belli bir noktaya getirir. Çünkü arada bir samimiyet vardır, arada bir şeffaflık vardır, açıklık vardır. Bu ilişki kurulduysa bunun bozulması evet çok kısa bir sürede ve çabuk olacaktır ama geriye döndüğünüz noktanın bir adım mı on adım mı olduğu konusu da orada harcadığınız çabaya göre de değişkenlik gösterebilecektir. Yaptığınız şey sadece iletişimle sınırlı kalmayacaktır tabii. Demin de söylendi, yerel mal ve hizmet alımı, yerel istihdam da çok önemli madencilik sektöründe. Ama bunların da belli bir standarda yazılı plan, prosedür ve hedeflere bağlı olması gerekiyor. Çalışan vasıflı, vasıfsız, yarı vasıflı kişilerin ne kadarının yerelden alınacağı ve hangi koşul ve kurallarla alınacağı, bunların belli bir şekilde gösterge ve raporlanması da çok önemli. Yine mal ve hizmet alımında da aynı şey söz konusu. Bulunduğunuz bölgeyi sizinle birlikte kalkındırmak. Bu maden firması da burada bizimle birlikte, bize rağmen değil, bizimle birlikte çalışıyor ve birlikte de şu noktaya ilerleyebiliyoruz. Dinliyorlar, anlıyorlar, biz derdimizi anlatıyoruz ve ortak bir çözüm bulabiliyoruz noktasına gelebilmek önemli ama bütün bunların da bir sistematiğinin olması, hem plan, hem izleme değerlendirme, hem de raporlarla bir araya gelmesi önemli ve kıymetli. Bütün bunları yaptık. Etkiler, riskler nelerdir ve bunları nasıl yönetebiliriz dedik. Bir de üzerine kurumsal sosyal sorumluluk adına ek şeyler yapmak istiyorum dediğinizde iyi komşuluk ilişkileri geliştirmek ve o bölgeye katkı sunabilmek için yapabileceğiniz en güzel şeylerden bir tanesidir. Keşke bunu tüm sektörlerde aynı sorumluluk olsa ve yapabilse, yapan çok iyi firmalar var. Sizlerin de yaptığını tahmin ediyorum ben. Bulunduğunuz bölgede okullara yardımlar olsun, mesleki eğitimler olsun, kadınlara, çocuklara yönelik projeler olsun, Etin'in bahsettiği bal projesi ve benzeri projeler olsun. Hepinizin kafasında bölgenin genel dinamiklerine uygun yapılabilecek projelerin planlanması ve uygulaması vardır. Burada dikkat edilecek bir nokta var. Tüm planlama o bölgenin yapısına uygun bir şekilde onları bir adım üste taşıyacak çalışmalar olmalı. Karşılıklı dinlenmeli ama bir uzman gözüyle de değerlendirilmeli. Diğer türlü wish list dediğimiz, onlar sürekli, yerel halk sürekli talep ediyor ve siz o talepleri yerine getirmek zorunda olan büyük para basan şirketler konumunda oluyorsunuz. Burada iki tarafın da çıkarlarını gözetmek gerekiyor. Nasıl ki biz orada bulunan halkın, kurumların, sivil toplum örgütlerinin dinlenmesini istiyorsak, aynı zamanda iş yapan firmaların da kendi çıkarlarını ve haklarını korumak istiyoruz. Kazan kazan ilişkisinde bir araya gelmelerini istiyoruz. Yoksa hiçbir kriz sürekli para vererek veya orada okul yaptırarak, spor takımlarına destek olarak, bal ürettirilerek çözülemez. Bunların bir sürdürülebilirliği de yoktur. Hem onların ihtiyacı olduğu, hem bunları değerlendirebilen bir uzmanın olduğu, hem yapılan işin de size faydasının olduğu stratejik bir planlamayla, ortak bir görüşle bunların uygulamaya alınması da çok önemli ve değerli. Sonuçta bunun için siz de para harcayacaksınız, emek harcayacaksınız, iş gücü harcayacaksınız. Tüm bu yaptığınız yatırımların sosyal kalkınma bile olsa oradaki halka da sizin kendi kurumsal kültürünüze, etik değerlerinize, itibarınıza, aynı zamanda kazancınıza da katkıda bulunacak ortak bir çerçevede
buluşması da tercih sebebidir. Umarım yeterli oldu sorularınız. Evet, eksikliği kaldıysa yine cevaplamak isterim. Şimdi Alper Bey'e döneceğim tekrar. Çünkü dünyadaki örnekler dediğimizde ben şöyle bir baktım. Hep herkes Avustralya diyor, Kanada diyor. Onlar ne yaptı ne yapmadı? Nasıl disipline oldu? Şirketlere herhalde bütün Avustralyalılar gelin burayı kazın, altın çıkarın, siyanürü de kullanın falan demedi herhalde, değil mi? O standartlara uymak. Ne yapıldı? O yolda birliktelik nasıl kuruldu? İletişimi nasıl sağladılar? Hangi noktada buluştular? Bize uyar mı o gömlek? Evet. Sabrınız için teşekkür ediyoruz öncelikle. Evet, biraz fazlasıyla süreyi açtık. Şimdi şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Yani sektörümüzdeki temel gördüğüm sıkıntılardan birisi, genelde hep beraber bir araya geliyoruz, birbirimizi anlatıyoruz, sonra ayrılıyoruz bir sene sonra, evet, bir yani daha bir araya geliyoruz. Evet, yani şuradan çıktıktan sonra bir şeyler değişsin değil mi en azından? Yani artık harekete geçmenin gerektiğini düşünüyorum ben şahsen. Bunun için kendi ilkelerimizi ve kendi standartlarımızı uluslararası iyi uygulamalar ışığında gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü Anadolu coğrafyası iki dünyanın en eski belki de ekonomik faaliyetinin beşiği. Bunlardan biri tarım, ikincisi madencilik. Dolayısıyla madencilik kültürümüz ve madencilik deneyimimiz diğer ülkelere nazaran aslında çok daha eskilere dayanıyor. Ve biz millet olarak da, toplum olarak da en iyi uygulamalara kendimizi çok kolay adapte edebilen bir milletiz. Bu da binlerce yıldır bu coğrafyada her şeye rağmen ayakta kalabilmemiz zaten bunun en büyük örneği. Dolayısıyla Avustralya'da ve Kanada'da yapılan madencilik ya da Güney Afrika'da yapılan madencilik türlerine göre baktığımızda tabii ki bilimin ışığında bazı değişiklikler meydana gelmiş ve buna kendilerini adapte etmişler. De maliyet meselesi tabii ki önemli. Tabii ki sosyal ve çevresel ve aynı zamanda nesillerle ilgili maliyetleri göz önüne almışlar. Çünkü yaşadıkları tarihsel toplumsal çerçeveler içerisinde madencilik kaynaklı özellikle büyük savaşlar da meydana gelmiş. Toplumsal hareketlilik meydana gelmiş vesaire. Yani biz daha yumuşak geçirdik toplum olarak bu tür şeyleri. Dolayısıyla ben şöyle bakıyorum. Yani burada tek tek notları aldım ama zaten sektörümüzde büyüklerimiz, hocalarımız var. Herkes aslında ne yapılması gerektiğini biliyor. Tekrar etmeyeceğim. Madenciliğin, maden sektörünün bir araya gelerek kendini topluma iyi anlatması gerekiyor. Üçlü sac ayağının birlikte uyum içinde çalışması gerekiyor. Sivil toplum, devletin ilgili organları ve özel sektör bir arada hareket ederek madencilik sektörünün ne kadar değerli olduğunu ve güvenilir olduğunu topluma anlatabilmeli. Bunun için de elimizde bazı araçların olması gerekiyor. İşte kriterler dediğimiz, ilkeler dediğimiz bütün bu araçlar aslında bunu yapmak için ortada. Yani uluslararası bankalar istiyor diye kriterlere uymaya çalışmak yani bize uygun bir şey değil. Biz kendi yolumuzu açabilecek olgunluğa sahip bir sektörüz. Dolayısıyla tabii ki onlardan çok daha iyisini de yapabiliriz. Ben buna inanıyorum. Bunu yaparken de maliyetler meselesine bir daha geleceğim. Yani bugün göze almadığınız maliyetler yarın çok daha büyük maliyetlere dönüşebilir. Bunun tarih içerisinde bir sürü örneği var. Bir de gelecek nesillere bırakılacak bir mirasın maddi bir karşılığı, ölçülebilir bir karşılığı olduğunu da düşünmüyorum. Dolayısıyla sürdürülebilirlik bir serüvendir, bir yolculuktur. Çıkacağı yeri yaşayarak gitmek gerekiyor. Ama burada insan ve çevreyi birbirleriyle ilişki içerisinde ayrılmaz bir parça olarak görerek devam etmek gerekiyor. Onun dışında zaten söylüyorum, yani çevresel mevzuatımız, kanunlarımız çok açık. Bunlara uyum sağlandığında bile çoğu şeyi biz tamamıyla yerine getirmiş oluyoruz. Yani bugün eksik bir mevzu yok ortada. Ortadaki sorun şu, sektör kendini ne kadar iyi anlatabiliyor, maddi olarak
nasıl ortaya koyuyor ve halk nezdinde somut olumlu örnekleri ne kadar dile getirip karşı tarafı ikna edebiliyor. Bu da ancak ve ancak matematiksel ya da somut yapılmış olan örneklerle olur diye düşünüyorum. Eğer bu süreçte çıkmış olduğumuz bu sosyal sorumluluk ya da sorumlu madencilik, sürdürülebilir madencilik ilkeleri serüvenini sektör olarak başarabilirsek zaten bundan sonrasını hep beraber göreceğiz diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum hem kendi adıma hem katılımcılar adına, sizler adına. Çok teşekkürler. Ben de bilgilendim. Umarız her şey sağlıkla ilerler. Ben hep şöyle diyorum yayınları kapatırken. Umarım iyi haberler gelir, iyi haberlerle karşınızda oluruz diye. Şu ara sağlıkla diyoruz. Ardını da eklemeden edemiyoruz. Hem sağlıkla hem varlıkla efendim. Buyurun. Süremizi çok aştık da onun için çok özür dilerim. Buyurun. Lütfen. Normalde planlıyorduk tabii de süremizi çok aştığımız için çarpı iki ondan şans... Soru bana gelmesin. Buyurun lütfen. Merak etmeyin fazla aşmayacaksınız. Estağfurullah. Şimdi şöyle söyleyeyim. Burayı dinlerken sorumlu madencilik güzel bir başlık. Sorumlu madencilik güzel bir başlık. Sorumlu çevrecilik var mı merak ediyorum acaba. Sorumlu çevreciliğin karşısını göremiyorum. Bakın burada dinliyorum arkadaşlarımı. Dinlerken sanki bu sektör hiçbir şey yapmamış merdiven altı sektör. Bu sektör en şeffaf sektör. Bu sektör bütün kanunu vecibelerini getirsin yeterlidir. Bu sektörün sorunu kendini anlatamamak. Ama bu anlatamamanın yanında en önemli sorun anlamak istemeyenler var. Teşekkür ederim. Konuyla ilgili ben bir katkı yapayım mı efendim? Lütfen. Müsaade eder misiniz? Oğuz Bey'e gerçekten katılıyorum. Yani şimdi biz burada hep iyi olmaya, daha iyi olmaya motive olmuş durumdayız. Mevzuatı yerine getirelim, uluslararası standartları, gönüllülük esasıyla birçok şeyi yerine getirelim. Bunlarla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Hatta bazı uluslararası şirketlerde dahili şikayet hatları var. Yani benim altımda herhangi bir departman müdürüm çevre ve etik değerlerle ilgili bir konuyu bypass ediyorsa alttan herhangi bir çalışan bana ulaşıp bilgi verme hakkına bile sahip. Fakat Oğuz Bey'in söylediği şey de şu yok mu? Evet var. Belden aşağı vuran Türkiye'de hani grup mu dersiniz, STK mı dersiniz bunlar da maalesef var. Yanlış bilgiyle sosyal medyada o kadar çok bilgi kirliliği yaratılıyor ki ve en tehlikeli bilgi de içine doğru karıştırılmış yanlış bilgi. Yani ucundan bir köşesinden minnacık bir doğru bilgi koyup geriye kalanın tamamı yanlış. İşte o zaman Oğuz Bey'in dediği noktaya geliyor. Bizim gerçekten sürdürülebilir veya sorumlu madencilik konseptimizin karşısında da İnşallah sorumlu çevreciler de olur ve biz de o anlamda o çevrecilere kendi hatalarımızı şeffaf olarak bize gösterdiklerinde doğrusunu yaparak cevap verebilme şansına sorumlu sahip olur. Sorumlu bireysellikten çıkıyor bence olay. Herkes ben olarak gereğini yapsa sorun çözülecek zaten. Evet, evet. Ona döndürebilir. Kötü niyetli olayı. Olmasınlar yeter yani. Bir hanımefendiden de alalım. Süreyi çok aştığımız için kaygılıyım. Bir sonraki oturum adına. Teşekkür ederim tüm konuşmacılara. Bugün zaten tüm oturumları da izledik. Sadece belki soru değil de katkı olarak veya kısa görüşlerinizi hepinizin rica edeceğim. Bundan sonraki benzeri toplantılarımızda acaba şimdilerde karşıt görüş dediğimiz o kamuoyunda oluşan o gruplardan bazı insanlarla da bir arada olsak mı acaba diyorum. Çok radikaller olmamak kaydıyla onlara gerçek doğruları anlatabilmek adına. Çünkü takdir edersiniz ki biz sorunların farkındayız, konuşuyoruz. Birbirimizle en azından güncelliyoruz verilerimizi ve yapılması gerekenleri bir anlamda planlıyoruz ama dediğim gibi kamuoyundan veya ilgili bazı gruplardan birileriyle de bu toplantılara davet etsek belli şartlar altında tabii ki onlarla paylaşsak nasıl olur diye. Keşke. Kısa görüşlerinizi söylüyorum. Teşekkür ederim. Çok kısa lütfen.
Keşke gelseler. Şeyda Hanım, biz TMD tarafında, yani isim vermeyeyim, çok iyi bilinen bir vakfı davet ettik. Birlikte konuşalım, doğruları bize ayna tutun. Yanlışlarımızı, iddia ettiğiniz yanlışlarımızı bize söyleyin dedik ama görüşmeyi bile kabul etmediler. Yani maalesef hepsi aynı mıdır? Değildir tabii ki. İçinde görüşmeyi kabul edecek olanlar da vardır, bilmiyorum. Ali Başkan da biliyor. Yani biz iletişim kurmaya çok çalışıyoruz ama. Bize doğruları anlatın diye değil, biz zaten doğruları biliyoruz açıkçası. Veya, evet, evet. Yani biz gelin size anlatalım demek belki daha iyi olur diye düşünüyorum ama bu konuda da bütün bu çalışmalarımızın içinde bu konuya da ağırlık verirsek bence anlamlı olur diye düşünüyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok kısa olsun lütfen. Ali Başkan bir şey sorabilir. Evet evet, buyurun. Ay çok pardon. Bu konuyla ilgili çok farklı, küçücük bir şey söyleyeyim. Hani mevcut şimdiye kadar işlemeyen yöntemlerin dışında bir şey denenebilir. Tarafsız moderatörlerle bir araya gelip herkes kendi bakış açısından gördüğünü anlatıp evet, diğer tarafı anlamaya çalışabilir ve burada bir tarafsız kolaylaştırıcı belki ilk aşamalarda küçük gruplar olarak şey yapılır. Bu kadar büyük bir toplantıda öyle bir grubu çünkü yönetmek ve imajının toparlanması zor olabilir. Onlar detaylandırılarak konuşulabilir. Çok gerçekçi bir çıkışta bulundu hanımefendi. Buyurun lütfen Sayın Başkanım. Teşekkür ediyorum. Aslında bu konu tabii ki önemli. Bize karşı gelen İster STK olsun, ister radikal gruplar olsun, kim olursa olsun. Biz bunlarla aslında diyaloğu uzun zamandır deniyoruz. Hatta işletmelerimize davet ettik. Altın işletmesine, diğer işletmelere hangisi olursa olsun. Yani örnek gösterebileceğimiz işletmelere davet ettik. Ama henüz bir sonuç alamadık. Mehmet Başkanım'ın da dediği gibi sonuç alamadık. Ama bundan vazgeçecek de değiliz tabii. Sonuçta bu bir konsensus. Oğuz Bey'in de söylediği gibi evet biz sorumlu madencilik istiyoruz ama sorumlu çevrecilik de istiyoruz. Çünkü sorumlu çevrecilik aynı zamanda karşı sektörleri yok edici şekilde bir görüş değil. Onların da daha iyi üretim yapması, bu ülkeye yakışır üretim yapması, yakışır işletmeler yapmasına da teşvik edici ve öneri getirici bir hale gelmesi lazım. Bu anlamda da onu doğru buluyorum. Teşekkür ediyorum. Belki toplumsal olarak kaygılarımız var ya, şöyle diyeyim daha doğrusu, benden olmayanı dinlememe gibi bir refleks geliştirdik şu süreçte. Umarız bu refleksimiz biraz geriler, daha dinler hale geliriz birbirimizi. Çok teşekkürler bizi dinlediğiniz için sabırla ve güzel bilgiler verdiğiniz için, hayatın içinden net örneklerle ve yol haritalarıyla değerli isimlere teşekkür etmek istiyorum. Bir kez daha Mehmet Yılmaz Altın Madencileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Türkiye Madenciler Derneği 2. Başkanı. Teşekkürler. Doktor Erkan Balcı, Türkiye Madenciler Derneği Genel Sekreteri. Teşekkürler bir kez daha. Ve Alper Sezener, Türkiye Madenciler Derneği Sürdürülebilirlik Direktörü. Teşekkürler. Ve Sosyolog Celil Ertunç'ta da birlikteydik. Çok teşekkürler değerli katılımımız için. Yönetiminiz için size teşekkür ediyoruz. Şerefti efendim, mutlu oldum. Çok sağ olun. Buyurun, en son bir fotoğrafımız var. Hiç rahatsız etmeyelim, aynen bir fotoğraf alalım daha sonra sahneden. Aynen. Oturarak mı? Nasıl arzu ederseniz. Bence ayakta olsun, çok oturduk. Osman Hoca'nın bir deyimi var, ayakta kal, hayatta kal diye. Siz onun için. Ortaya alalım isterseniz. Şöyle lütfen. Evet. Teşekkürler. Çok sağ olun. Değerli konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz.